Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 30 Ekim 6 Kasım haftası akrep burçlarını neler bekliyor? Sevgili akrepler, bu haftanız astrolojik olarak aslında güzel bir hafta. Kendinizi ifade ettiğiniz, ne hissettiğinizi bildiğiniz bir hafta. İstekleriniz olacak ama özellikle ilişkiler ve evlilikler konusunda kısıtlandığınız süreçler yaşayabilirsiniz. Sizden kaynaklı değil de partnerinizden kaynak sorunlarla baş etme durumunuz söz konusu olabilir. Burada iç dünyanızda bazı şeyleri değiştirip dönüştürmek isteyeceksiniz ama tabii ki bir haftaya sıkışıp kalmayacaksınız. Aslında bunlar biraz yeni başlangıçlar, yeni kararlar. Burada sevgi dilinizi de iletişim dilinizi de akrep gibi değil de bir terazi gibi dengeleyerek kullanmaya çalışacağınız bir hafta. Dediğim gibi aile ilişkiler ve parasal konularda da bunu iyi kullanacaksınız. Bu haftanız aslında bence güzel. Ama sorun var mı? Var. Ne gibi sorunlar var? Çevrenizde özellikle ikili ilişkilerinizde kişilerle yaşayacağınız sorunlar sizi yıkmaz ama biraz tereddüt ettirebilir yaptıklarınızla alakalı. Bu hafta aslında bana kalırsa bomba gibi giriyorsunuz. Bakalım falımızda neler var. Ki bu falı kapatırken ben dedim ki İnşallah karanlık çıkmaz. Çok telve var çünkü. Ben bunu kapatıyorum ama. Ve evet güzel çıkmış. Gayet güzel. Bu haftanız gayet güzel arkadaşlar. Aslında başında falı bitirebilirim yani şu an. Şimdi bakalım neler var. İç dünyanızda bakın kocaman bir göz var. Görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Çünkü çekim ile videonun yayınlandığı andaki ışık çok fark ediyor. Çok parlamasın diye çok ben şu an ışıklı görmüyorum ama ben gözü görüyorum. Sizler de umarım görüyorsunuzdur. Bu göz nazar aslında. Nazarın haricinde aslında bir de şu var. Bu göz içinizde yapmak isteyip de yapamadığınız konuların bu hafta kabaracağını, daha bir ön plana çıkacağını da ifade ediyor. Şimdi aile konularına baktığım zaman aile içerisinde pazartesi, salı, çarşamba sakinlik. Yani genel işleriniz, genel duruş devam edecek. Yalnız çarşamba gününe geldiğinizde işte burada dediğim gibi eşinizle alakalı ya da sevdiğiniz insanla alakalı bir konu önünüze düşecek. Burada sanki eşiniz yüksekten bir yerden hızlıca kayıyor. Yani bu hani bir işe girdi. Burada karar veremeden girdi. Çok hızlı bir ilerleyişin içerisinde ve kontrolünü sağlayamıyor. Siz arkasında durmuş ona yardımcı olmak istiyorsunuz ama önünüzde bir set var. Aslında bu seti de eşiniz koymuş gibi duruyor. Yani ya size bunlardan çok bahsetmiyor, bir karışıklık hali var, böyle bir kafa dağınıklığı, bir huzursuzluk bunu yansıtıyor size. Ama sonuç olarak çarşamba günü bu durumla yüzleşeceksiniz. Yani eşinizin hayatında hızlı ilerleyen bir süreç ve bu hızlı ilerleyen süreci kontrol edemediğinden dolayı biraz üzgün de diyebilirim, huzursuz da diyebilirim. O hali söz konusu olacak. Ve aslında çarşambadan sonra hafta sonuna kadar önünüzde eşiniz bir karışıklığın içerisinde siz arkadan onu izlerken çıkıyorsunuz. Bunu şu şekilde de değerlendirebiliriz. Bir sevgiliniz var, evli değilsiniz. Onun hayatında bir karışıklık. Bu hafta sizi aşk ilişkiler konusunda biraz arka plana itebilir. Bu durumdan memnun musunuz? Çok da memnun olmayacaksınız ama müdahale etmeyeceksiniz. Ara bozma tarafınız yok. Yani hani neden benimle ilgilenmiyorsun, niye yapmıyorsun gibi durumlardan çok aslında karşıdan onu izliyor olarak çıkıyorsunuz. Canınızı sıkmayacaksınız aslında. Kendi kendinize yeteceğiniz bir hafta. O sizin önünüzde bir böyle karışıklığın içerisinde aşağı yukarı sağa sola savrularak bu haftayı bitirecek. Ve bu hafta aslında burada ilişkinizle alakalı da bir konuyu sorgulayacaksınız. Bu sorgulama ilerleyen süreçler için aslında bir adım. Ya bir şeyleri düzeltmek için emek harcayacaksınız ya da bitmiş bir şeyleri farkına varacaksınız bu hafta. Bir değişim, bir dönüşüm, önünüzde böyle bir üçgen var. Üçgenler aslında şeydir, içimizde kalan dileklerin, hediyelerin dışarıya yansımasıdır. Ha bu arada tabii hediye olarak da değerlendirecek olursam ben bunu. Bu ay sizin doğum gününüz. Hediyeler de geliyor o zaman aslında bu arada. Şurada zaten görebilirsiniz üçgeni. O üçgen hem hediye hem de içten dışa yansımalarımızdır. Hediye geliyor. Ben şimdi bir dakika daha da netleşti. Evet hediye alacaksınız. Güzel hediyeleriniz de olacak bu hafta. Hatta hafta sonuna doğru daha da bu konular aktifleşiyor. Hafta sonu çok keyiflisiniz. Çok mutlusunuz. Ben öyle söyleyeyim size. Adım adım mutluluğa ilerliyorsunuz bu hafta. Çevrenizde sorunlu insanları geçersek,
SAK çıkmış da onun neyle bağlantılı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bir dakika. Sizden bir şey saklayan bir kişiyle cuma günü yüzleşiyorsunuz. Sizden saklanan bir şeyi bulacaksınız arkadaşlar. Hatta bu pazartesi iş yerinde karışıklığa da sebep olabilir. Ya birilerine anlatacaksınız, bu karışıklığı çözmeye çalışacaksınız. Saklanan bir şey var. Gözünüze, hatta önünüze düşecek bu sizin. Hafta sonu dediğim gibi basamak basamak planlarınızı yapıp hafta sonunu müthiş derecede keyifli geçireceksiniz. Buradan eşinizin sıkıntıları böyle dallana budaklana hafta sonuna geliyor. Destek alır mısınız ya da onun sizi mutlu etmesini beklemeyin diyeyim ben, çünkü çok karışıyor bu hafta. Aslında siz kendi kendinize bu hafta mutlu olacaksınız, çevrenizle mutlu olacaksınız. Çok fazla da takılacağınızı düşünmüyorum. Takılacaksınız da takılmayın arkadaşlar. Falınızda da gayet temiz var. Buradaki bu süreç belirli bir süre eşinizin kontrolünü ele alması. Onun haricinde zaten karşılıklı keyifli duruyorsunuz. İş konuları. Şimdi iş konularına bakalım. İş konularında bir aslan edasında bu haftaya başlayacaksınız. Öndeyim, parlayacağım, istediğim, aldığım, aldıklarımı verme konusunda bu hafta aktif olacağım diyorsunuz. Bir enerji var içinizde. Güneş gibi parlamak isteyeceksiniz aslında. Yaptığınız işlerden tebrik almak, onaylanmak isteyeceksiniz. Yalnız burada sizden çok işverenle alakalı bir sorun sizi rahatsız edebilir. Bunun haricinde ne yapmak istediğinize net karar vermiş, çok güzel adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Diyelim ki bir sıkıntınız var. Pazartesi günü itibariyle bu sıkıntıyı çok hızlı çözeceksiniz. Kafanız müthiş aktif çalışıyor burada. Böyle tersten gelen sorunları önünüzde almış, teker teker yiyor, bitiriyor, çözüyor olarak çıkıyorsunuz. Hemen akabinde zaten Salı günü akrep görselleri direkt var. Olayı çözmüş, çarşambaya kadar aslında birçok konuyu çözmüş, önünüze devam ediyor olarak çıkıyorsunuz. Bu arada kedim geldi. Umarım bunun üstüne atlamaz. Bir de Perşembe günü var. Şimdi bir dakika, Perşembe gününe şöyle bir daha bakayım ben. İş yeriyle alakalı bir durum var Perşembe günü. Burada şimdi bir iş yaptığınızı düşünelim. Bu yapmış olduğunuz işte çevrenizdeki insanlarla bir iş yapıyorsunuz. Yalnız uzak bir yerden sorunlu bir iş, sorunlu bir konu gelecek Perşembe gününe. Çok havada yalnız. Bu sizin önünüzü kapıyor. Çünkü sanki siz burada benlik bir şey yok. Neden ben bununla uğraşmak zorundayım diyeceksiniz. Böyle elinizde işlerinizi almış, sanki böyle yandan onun yanından kaçıp gitmeye, o iş neyse, o konu neyse uzaklaşmaya çalışacaksınız. Bu konu size veriliyor, siz kenarından geçip gidiyorsunuz. Ben bununla uğraşamam diyeceksiniz. Bu da sizi ilgilendiren bir sıkıntı değil aslında. İş yerinizi ilgilendiren bir sıkıntının kenarından geçip yolunuza devam ediyorsunuz. Bakın hafta sonuna ne kadar mis, ne kadar mis. Harika bir hafta sonu sizi bekliyor. Valla bu haftanın keyfini çıkartın. Hava mı güzel olacak? Planladığınız konular çok güzel mi ilerleyecek? Ama sonuç olarak güzel bir hafta sonu sizi bekliyor. Bu hafta için sıkıntı, dilek, arzu, istek neler varsa hafta sonuna temizleyeceksiniz. Şu an tabaktan da zaten bu görünüyor. Arkanızda bakın burada eşiniz. Devamlı aranızda bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız ama onun başlangıçlarla alakalı sorunu var. Bir şeylere başlayamıyor sanki. Bu yüzden de hep çekeliyorsunuz bu hafta onu. Onu düzeltmeye çalışacaksınız. Yani evliliklerde eşi toparlamaya, eşi düzeltmeye, eşin yolunu açmaya çalışan görseller var. Buradakini bakın, bir hani ahşap merdivenler vardır ya, dayarsınız bir yere çıkarsınız. Bu iki eşin merdiven olmuş tek tek konuları aşmaya çalıştığı süreci gösteriyor. Artı sürecin sonunda da yeni başlangıçlar var. Yani arada sıkışıp kaldığınız, çözemediğiniz konuları da çözeceksiniz. Bu aynı zamanda ilişkiler için de geçerli. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla bir süredir tıkalı olan konuları tek tek çözüp bu hafta sonuca vardıracaksınız. Burada siz biraz daha üste, daha istekli, daha çözme tarafında, o biraz daha kafası karışık, bazı konulara takılmış çıkıyor ama merdiven olması kademe kademe bir şeyleri çözeceğiniz anlamına geliyor. Şimdi burada bir de ekstradan şöyle bir durum var. Şimdi bu konular çözülüyor dedim ama bir şeyde takılacaksınız siz burada. Takıldığınız konu her neyse biraz daha önden gitmek isteyeceksiniz. Bir şeyleri kontrol mü edemiyor? Bir şeylere yön mü veremiyor? Siz yön vermeye çalışacaksınız. Siz kontrol etmeye çalışacaksınız. Yani bu hafta aslında ilişkinizdeki ilişkiyi toparlayan, çözen, ilerleten, yönlendiren sizmiş gibi duruyorsunuz.
Daha çok bu hafta ilişkilerle ilgili sınavlarınız vardı diyebilirim. İş konularıyla alakalı da burada Zümrüt Anka, küllerinizden yeniden doğmuş. Bu haftanız çok güzel ya. Ben de akrep stelyumundayım. İnşallah güzel bir haftadır diyorum. Benim ilişkiler evim akrep çünkü. Güzel ilişkiler, ikili ilişkiler herkesle, tüm ailemle, çevremle bekliyorum tabii ki. Zümrüt Anka, küllerinden yeniden doğmak. Ölürsünüz, bitersiniz, sonra yeniden doğarsınız. Bu haftaya kadar yapmış olduğunuz iş ve parasal konularda aslında bu hafta bir ışık, bir aydınlanma yaşayacaksınız. Öldüm, bittim diyorsunuz ama küllerinizden yeniden doğacaksınız. Burada kafanıza takmış olduğunuz konular her neyse tıkır tıkır işleyecek arkadaşlar. Bu haftanız çok güzel, keyfini çıkartın. Bu aralar özellikle gökyüzünden destek alan nadir burçlardansınız ki Mars biliyorsunuz sizin yönetiminizde olan, sizi yöneten bir gezegen ve retroya giriyor ama buna rağmen elleriniz, kollarınız dolu olan bir haftadan çıkacaksınız. Bu da çok güzel bir fal olduğunu gösteriyor. Başında söyleyemedim, hemen fala girdim ama gökyüzüne girdim ama sağlığınız, sıhhatiniz daim olsun arkadaşlar. Bunlar kaybolduğunda çünkü değerleri anlaşılıyor ya da bir yaşa geldikten sonra anlaşılıyor. Keyfiniz, sağlığınız öncelikle bol olsun. Aşkınız, paranız bol olsun tabii ki. Rızıklarınız da çok olsun. Ne diyelim başka? Güzel dileklerimizi sesli olarak söyleyip bu haftaya güzel gelirim. Çünkü gerçekten güzel bir hafta var. Bir de içimden gelen bir şey vardı. Onu da size söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki bu hafta için önünüzü tıkadığını düşündüğünüz bir taş varsa o taş sihirli bir şekilde önünüzden uzaklaşacak. O neyse yani o konu. Bu konuyu nasıl çözerim dediğiniz bir konu varsa böyle sanki onun üstüne bir değnek değiyor ve o ortadan kalkıyor. Önünüz çok açık bir hafta. Yapmak istediğiniz, başlamak istediğiniz ne varsa bu haftayı iyi değerlendirin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.